Sen bana Çorum'dan 5 ilçe saysana şu İlçe an. Mi? Evet. Oğlum sayayım la. Say. Sungurlu. Evet. Alaca. Evet. İskilip. Evet. Mecidi Gözgözü. Evet. Mecidiye Köyü. Yok ya değil. Tamam işte oğlum. Say. 5 tanesini. Mecidiye Köyü mü var lan Çorum'da? Hayır yok oğlum hey ya pardon. Şu şeyi sayacaktım. Lan ben de sayamıyorum lan. Beni Yanlış Anlama programına hoş geldiniz. Bugün çok canlı bir konuğumuz var. Halil Söyletmez, Cumali Ceber'in babası, Cumali Ceber'in dedesi, her şeyi. Hoş geldin babacan. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsın? İşte be, iyi veriyesin ne yapalım. İyi veriyesin ne yapalım. Sen ne yaptın? Eyvallah, teşekkür ediyorum. Ne var ne yok, iyisin değil mi? İyiyim, çok şükür. Vine'da tekrar bir numara olacağını bilsen YouTube'u kapatırsın. Orada kapatırım. Hiç düşünmem bile. Zaten bir numaraydım bu arada Vine'da. Biliyorum. Peki niye kapatırsın ki? Yani mesela niye YouTube'u hani hiç mi istemiyorsun? Yani YouTube'dan ya da belki YouTube'u hani beceremediğin için mi diğeri kapatmayı düşünüyorsun? Yani miza işi bırak da biz yapalım. Yani beceremeyeceksek 6 saniyede de 2 milyon takipçiye nasıl ulaşalım? Şimdi becerdin normalde de YouTube'da ama hani ben niye beceremedim dedim. Çünkü bu son zamanlarda artık hani baktım senin bayağı bir düşüş var. Artık böyle hani ne bileyim çok iyi gitmiyorsun gibi ya. 9 ay içerik üretmedim o yüzdendir. Peki niye o zaman YouTube'u yok etmiyorsun şimdi? Kapatacağımı yani söyledim zaten. Yeni bir kanal açacağım. Benim kanalla alakalı algoritmik sorunlarım var hemşerim. Ha, o yüzden. Hani YouTube'a eğer gerçekten iyi şeyler yaparsan tutar bence. Yani hani İyi şeyler yaptığımızda da tutmadı. O yüzden ben de kanalı kapatmak zorunda kalacağım. Yani önerilmiyor videolar. Tıpkı diğer YouTuber'ların başına geldiği gibi. Peki kimin başına gelmiş mesela? Burak Oyun'da. Kafaların trende girememe problemi. Ama şimdi mesela gene 1-2 milyonları var. En az. Ama mesela baktım sen son videoların böyle yani 100 binlerde kaldı. Hatta evet. Bırak 100 binlerde yani zar zor 100 bini görüyorsun. Ondan merak ediyorum. O yüzden yani soruyorum. Başkalarının filminde yancı olarak oynamaktansa 100 binde kalmayı tercih ederim amir. Cumali Ceber ilk filminin bu gişeyi yapması bence senin için şanstı. Şans ve başarıydı. Yani bence başarı değildi tabii ki. Büyük bir başarıydı. %100 şanstı. Büyük bir başarıydı. Halil sen kendin demiyor muydun yok benim film bok gibiydi. Hani ben hiç beğenmedim. Ki bunu diğer YouTuber'lar da diyorlar onu. Hatta daha geçen Rende de dedi onu. Evet zaten ben onu söylüyorum. İlk film bok kötüydü. Gibiydi. Ya bok gibiydi değil. Yani kötüydü. Ama içinde bok olduğu için bok gibiydi. Yani şimdi sen Cumali Ceber'i Recep İvedik'in yan sanayisi gibi görmüyor musun? Yok kesinlikle. Ama Kral. Şahan Gökbakar'ın da çok sıkı bir takipçisiyim çocuk. Mokattır, hani boktur, küfürdür, şudur. Yani bunları senden çok yani sen de bunları çok yaptın. Cumali Ceber öyle bir karakter değil ama. Cumali Ceber bir baba karakteri ve çocukları için mücadele veren bir karakter. Cumali Ceber 2'nin birden daha güzel olacağını söyledin. Ama ikincinin gişesi birden daha az. Sence de 2'de düşündüğün şeyler gerçekleşmedi. Şöyle, 2'de bütün düşündüğüm şeyler gerçekleşti ve üstü gerçekleşti. Ama sadece tarih konusunda bizim tam girdiğimiz zaman seçim ve Ramazan vardı. İnsanların bizi İftardan sonra tercih ettiğini gördük. Onu hesaba katamadık. Kral ama bence zamanla yani bunun pek çok bir alakası yok. Çok alakası var. Yok baba çok yani eğer güzel var. Bir iş yaparsan istersen hani Enes Batur'un neden Ramazan izlenmediği de apaçık ortada yani. Peki tamam eğer bunun alakası var diyelim o zaman tamam. Ama gene de millet yani gene de Cumali Ceber'den hani son çektiğinden çıkıp da aman çok güzel diyeni ben görmedim gene de. Ben yani gördüm. Gene herkes aynı şey diyor. Ben gördüm işte. Yani ben gördüğüm için yapıyorum ve yapmaya devam ediyorum. Onlar yok, için hayır. Yapmaya devam ediyorum. Bak şu şekilde oldu. Hani ikincisi nasıl güzel? Hani biri çok kötü ya işte. İkinci hani yani kötünün biraz iyisi. O yüzden normalde biraz şey oldu. Yani böyle iyi gibi geliyor normalde insana. Ama aslında iyi değil. Bu zamana kadar oynadığım filmler en fazla kaç bini gördün? 7000 kişiyi ben sinemanın önünde bir arada gördün mü? Görmedim. Ben gördüm. Doğa Konakoğlu ile sevdiğin için değil, uzun kısa, zayıf şişman ikilisinin prim yapacağı için arkadaş oldun. Hayır. Peki ben aynı soruyu sana sorabilir miyim? Doğa Konakoğlu ile oynadığın filmlerde şişman siyahi ikili olarak mı kafana koydun da Doğa ile beraber filmlerde oynadın? Yok oğlum bizim ilişkimiz çok ne farklı. Ne yok oğlum oynadığın sizin filmlerin alayı ki. Doğa ile beraber. Tam hayır ama bak şimdi hani beni oraya çağırdı hani ben de onu tamam Doğa dedim gittim oynadım bitirdim. Babanın hatırına mı oynadın gittin?
Yok, babamın hatırına değil. Hani şimdi doğayla biz bayağı samimi, bir de doğa yani hayır diyemediğim için gittim. Evet. Oynadım bitirdim ama bak şimdi hani sen doğayla var oldun. Yok pardon, yani sen değil de yani siz var oldunuz diyelim hep beraber. Evet. Haksız mıyım? Ben yokken doğa, ben varken doğa yoktu ama. Ha tamam işte neyse yani işte yani siz beraber var oldunuz. Ama. Daha sonra tamam, tabii ki beraber yaptık. Tamam o zaman diyelim. Evet. Tamam. Yani Vine'dan sonra o zaman diyelim. İşte siz Vine'dan sonra hep beraber devam ettiniz. Evet. Peki niye başka biri değil? Hani niye sadece doğa? Hani yani böyle düz bir insan yok. Hayır yok. Yani düz bir insan derken yani böyle zayıf birisiyle, yani böyle niye zayıf birisiyle değil de niye sadece doğa konak oldu? Bence sırf şişman olduğu için. Hani yok. Prim kasayım diye onunla. Yok bence ondan değil. Peki yani, niye? Niye doğa? Çorumlu mizahı yapan birini koymaktansa doğayı koymayı tercih ederdim. O yüzden. Yani şimdi bana diyorsun ki bizim çorumlu mizahlar çok mu kötü diyorsun? Yok öyle bir şey demedim ki. Diyorsun ya. Kendi üstüne mi anlıyorsun? Doğa benim partnerim ve videoları hep beraber yaptık, beraber fikirler bulduk. Hiç öyle düşünmedim. Peki niye o zaman Doğa Konakoğlu'nun şu anki çektiği cinsi bozuk sinema filminde hiç rol almadın? Madem o kadar dostunuz, madem hani o kadar yok biz kankayız mankayız diyorsun. Peki niye bir saniye bile... Ben evlendim ve bir süre hiçbir şekilde bir proje yapmadım. Kendimi yok. Uzak tuttum ve oradan da bir teklif gelmedi. Bu koyu Galatasaraylı'nın prim için bence ya. Yani oğlum olmaz ki. Dur. Sen bir cevabını ver de tamam. Ondan sonra söyleyeyim. Prim için midir? Yok. Ya bak yalan söyleme haliyle. Hani şimdi hani sadece sır bir şeyler olsun diye değil de gerçekten doğruyu söyle bak. Prim için değil mi? Şimdi ben Galatasaray'ı yaşıyorum. Yani Galatasaray'ın içindeyim. Yani Galatasaray benim ruhuma, kanıma, damarıma işlemiş. Bir ikincisi, prim yapmaktan ziyade takipçi kaybediyorum. Bana Galatasaray'ın 11 güncel oyuncularını say. Şu an? Şu an. Yani yeni gelen oyuncularla beraber. Yani güncel olarak işte evet. Muslera. Evet. Bak sayamıyor ha. Bak daha sayamıyor. Bak. Sen bana Çorum'dan 5 ilçe saysana şu ilçe an. İlçe mi? Evet. Oğlum sayayım la. Say. Sungurlu. Evet. Alaca. Evet. İskilip. Evet. Mecidi Gözgözü. Evet. Mecidi yok. Yok ya değil. Tamam işte oğlum. Say. 5 tanesini. Mecidiye köy mü var lan Çorum'da? Ha, yok oğlum hey ya pardon. Şu şeyi sayacaktım. Lan ben de sayamıyorum la. Rayman'la ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü hani Rayman. Senin Cumali Ceber 1'de vardı. Evet. Ama baktım bir sonra böyle yok takipten seni çıkarmış işte ne bileyim böyle takipten. Rain Man'i başarılı buluyorum. Peki sence niye seni takipten çıkarmış? Aramızda bir tatsız olay yaşandı ama çözüldü, halledildi. Peki niye seni tekrar takip etmedi? Bilmiyorum. Peki önemli. Sen niye onu takip etmiyorsun? Ediyorum. Bak ben onu bilmiyordum ha. Ama aramızda böyle bir tatsız bir problem yaşanmıştı. Şimdi herhangi bir problem yok yani. Yok. Peki mesela şimdi diyelim ki sen Cumali Ceber 3 çekmeye kalksan. Evet. Ve Reyman'ı çağırsan gelir mi? Gelmez. Niye gelmez? Niye gelmez? Sen nasıl ki yapacağım filmde... Tabii gözlerine göz. Niye gelmesin yani? Niye gelsin abi Reyman Cumali Ceber 3'e? Hayır yok ya. Hayır yok yani çok mu kötü diyorsun? Tercih. Anlamadım. Tercih etmez yok artık. Niye kulvarlar çok farklı. Güzel değil mi senin filmin? Hayır oğlum, artık yani adam başka kulvarda oynuyor Cuma Ceber'i tercih edeceğini düşünmem. Van fenomeni kankalarınla youtuberların dedikodusunu yapıyorsun. Yapıyorum. Kiminle ilgili ne diyorsunuz mesela? İçerik karşılaştırıyoruz. Peki mesela sen hangi youtuberı böyle çok başarılı ya da çok kötü buluyorsun? Çorumlu biri var. Mizah yapan. Hayır öyle, yok. Siyahi. Hayır bak öyle bir şey yok. Bak ben youtuber değilim ki yani ben daha yeni işte yani. Kaç abonem var başladık. YouTube'da? YouTube'da işte yok yani ben daha yeni girdim hatta. Baktın tabii o ne diyordan ilk önce bir şeyi topladım. Ondan sonra... Topladık baktık ondan sonra işte yani bir şeyler yapmaya başladık. Şimdi YouTube'da herkes diss şarkısı yaparken senin herkesi kucaklayan bir şarkı yapman herkesin kitlesinden yararlanmak içindi. Yararlansaydım şu an YouTube kanalım 1.6 milyon olmazdı. Tamam zaten diğer YouTuber'lar gibi öyle daha... kadar çok çıktı. Yani yoksa daha da düşük olacaktı. Hayır. Cumali Ceber'den dolayı o kadar yüksek benim kanalımın olması. Tabii. Artı ve
ben diss şarkısı yaparken orada aslında övdüğüm kadar da gömdüm. Uzun yıllardır şarkı yapıyorum ve kanalımı ilk açtığım günden beri yıllardır şarkı yapıyorum. Daha şu an piyasada dinlediğin YouTuberların yaptığı şarkılardan önce daha kimse şarkı yapmıyorken ben şarkı yapıyordum. Yapıyordun. Peki neden takip hiçbir şarkının ses getirmedi? Takip edelim. Geldi, olur mu? Geçti, ne bileyim, böyle takip hepsi küçük küçük oldu bitti. Yok yani. İşte takip edeni takip ederim diye bir şarkı yapmıştık ve o dönem kimse şarkı yapmıyordu ve kimsenin YouTube kanalı yoktu. Daha peki şu an şarkı nerede? Daha yani şeyler bile etti. Daha kayboldu şeyler öyle. Bile yok. İşte All Is What Gold Is eskiler çok iyi biliyor. Ve ben biliyorsun. O şeyi de kaldırdım bu arada. Kendi kanalımdan o şarkıyı kaldırdım. Şu bir tane kız vardı. Hani şey çektiniz İlhan. Korktun mu diye bir şarkı yaptınız onunla. Evet. Peki sen şarkıyı niye kaldırdın ondan sonra? Çünkü pişman oldum. Kızla öyle bir şarkı yaptığın için öyle mi? Aynen, sonra yapmadım. Biraz sert geçti bizim bu video evet. Ama neyse can sağlığı. Gerçekten bizi kırmayıp geldiğin için abi. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her şey ama her şey şakaydı yani evet. Gerçekten hani bizim bu dediklerimiz. Ben bu arada ya, zorlandım yani iyi ya yoksa gerçekten yapardım ama Amir o kadar güzel bir insan ki eyvallah. Karşısındaki elektriği ve enerjiyi alınca onu bile diyemiyorsun. Eyvallah abi gerçekten kardeşim, çok sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki buraya geldin ve bir videonun sonuna daha geldik. Evet. Görüşmek üzere. Ben de o ne diyor ya ve sana çok teşekkür ediyorum. Eyvallah kral çok çok sağ olasın. Bizi yanlış anlamayın.